Hayvanlar ve insanlar arasında sıra dışı, çok renkli bir denge olduğunu biliyor musunuz? İzleyeceğiniz hayvan ve insan figürleri irrasyonel görüntüler olup, tamamen sıradan sahnelerin yan yana gelmesiyle oluşturulmuştur. Başta New York City olmakla birlikte, yaşadığımız büyük metropollerde, beton ormanlarda, tüyler ürpertici bir hayvanat bahçesinde yaşadığımızı düşünmüşüzdür çoğu zaman. New Yorklu sanatçı Mitya Grabowski, beton ormanlarda yaşadığını düşünüp, aldığı astrofizik ve sanat eğitimlerini sentezleyerek günlük hayatımızı fantastik bir dünyaya taşımaya karar vermiş. Grabowski, günlük hayatımızda içinde bulunduğumuz fiziksel dünyayı mitoloji ve rüyalarla ilgili imgelerle sentezleyen resimleri, basit bir alegori ya da fanteziden ziyade günlük deneyimlerimizin ve bilinçaltının bir karışımı olan, herkesin kendine göre yorumlayabileceği modern öyküler yaratmış bizler için. Yaptığı çalışmalarda da görüldüğü gibi Yunan mitolojisinin imgelerinden etkilenen Grabowski, resimlerinde boyundan aşağı görünen normal insanların portrelerini canlandırıyor. Ancak başlarını vahşi ve evcilleştirmemiş hayvanlarla değiştirmiş. Özgür ve yaratıcı sanatçı bakışıyla bizleri mitolojik bir masal dünyasına yolculuğa çıkartıyor adeta. Metronun New York ulaşımının kalbi olması ve kim olursanız olun, günün bir anında mutlaka metroda bulunacağınız gerçeği yadsınamaz. Sanatçının ikonik mekan olarak metroyu dekor olarak seçmesinin asıl sebebi, beton ormanların demir kafeslerini çağrıştırması sırasında. Hint mitolojisindeki fil kafası veya Yunan mitolojisindeki boğa başı minotaurların, yani yarı insan, yarı boğa canavarları andıran erkek figürler, resimlerdeki kadın özneleri eşlik ederek, aslında en sıra dışı durumların en sıradan yerlerde var olabileceğini ima ediyor adeta. Figürlerin kimi zaman The New York Times, kimi zaman Cosmopolitan veya GQ gibi popüler kültür yayınlarını okuması bu sıradanlığı pekiştiriyor. Her ne kadar eserlerini hiperrealist olarak tanımlasa da, Grabowski özneleri ve metro hayatını olabildiğince gerçekçi şekilde resmedip, sürrealist elemanları bu sıradanlığın içine ekleyerek, sanki bu yaratıklarla yolculuk ediyormuşuz gibi hissetmemizi sağlıyor.
Sanatçının hem ciddi hem de bir o kadar mizahi eserleri insan doğasının ve hayvanların insan bilinçaltının çeşitli kısımlarını temsil etmelerinin bir keşfi olmuş sanki. Resmedilen karakterler, insanların zihninin altında yatan düşünce türlerinin simgesidir. Ve günümüzün en sıradan düzeninde en sıra dışı olanın var olabileceğini ortaya koymaktadır, diyor bir röportajında Grabelsike. Sanatçının izlediğimiz bu sıra dışı, masası çalışmaları dünya çapında düznelerce karma sergide ve solo gösterilerde ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Grabelsike 19. yüzyıl Fransız akademik ressamlarından etkilendiğini söylüyor ve çalışmamın fantezi ya da alegori olarak görülmesi değil, günlük deneyimlerin ve bilinçaltının bir karışım olarak görülmesi gerekir, diyor ve ekliyor. Resimlerimde esrarengiz, irrasyonel bir dünyayı betimlerim. İzleyicilere sunulan görüntülerde onların hayal dünyasında kendi içsel yorumlarını oluşturmaya davet edip rüya gibi dünyalar yaratma deneyimi yaşamalarını arzu ederim. Bilim bana dünyayı gözlemlemeyi öğretti. Sanat ise dünya ile olan ilişkimi ifade etmemi sağladı. Matthew Grabelsike.